Allah'ın yargısı insan yargısına benzemez. Dolayısıyla Allah şeytanı bile affetse vallahi benim hoşuma gider. Ruhul Kudüs bütün evet. Bu farklı yaşamlarında ya da farklı senaryolarda diyelim kendi bilincine sahip mi? Yani hafızası yerinde mi? Mesela şu anda Ruhul Kudüs sizsiniz diyelim. Ruhul Kudüs olarak geçmiş evet. Yaşamlarınızı hatırlıyor musunuz şu anda? Şimdi ölümlü insan bedeninden bağımsızdır Ruhul Kudüs. Yani Ruhul Kudüs aynı anda pek çok yerde görünebilir. Hani ölümlü insan bedenine ihtiyacı yok. Ve Cenab-ı Allah'ın ezelden ebede bütün işlerini Ruhul Kudüs yapıyor. Yani Allah biliyorsunuz ol deyince oldurur. Değil mi? Allah bir şeyin olmasını istediği zaman İslam inancına göre hem onu kelimesiyle yapar. Yani ol deyince oldurur. Peki Allah insanlar gibi Allah'ın dili yok, azı yok. Allah'ın kelimesi o Ruhul Kudüs işte. Onun için melekler Meryem'e ne diyorlar? Ya Meryem'u innallâhi yübeşşirüke ki bir kelimetin min. Allah seni kendinden bir kelimeyle müjde. Bu kelime yani Mesih'e Allah'ın kelimesi, Allah'ın sözü diyor Kur'an. Yani o Allah'ın ol deyince olduran dili, kelimesi can vermek istediği zaman kendisi aracılığıyla can verdiği, ruh vermek istediği zaman Allah onun aracılığıyla ruh veriyor. Vahyetmek istediği zaman peygamberlere onun aracılığıyla vahyediyor emre. Yani Cenab-ı Allah'ın bütün işlerini yapan Ruhul Kudüs, emrinde melekler ordusu var. Bu ölümlü insan bedeninden bağımsızdır. Hatırlamak dediğiniz şey beşeri hafızayla, insan hafızasıyla alakalıdır. Dolayısıyla 2000 sene önce öldüğüm andan itibaren hafıza yok oluyor bedenle birlikte. Değil mi? Ama Ruhul Kudüs devam ediyor. Fakat tekrar dünyaya geldikten sonra Mesih olduğumu bildikten sonra, Allah bildirdikten sonra önceki dönemimden bilmem gerekenleri efendim geçen 20 yıl boyunca zaman zaman Cenab-ı Allah bana bildirdi. Bilmem gerekenleri. Yoksa bu bir hatırlama değil. Bunu anlatabildim mi? Bilmem gerekenleri biliyorum. Haç olayı da bunlardan biridir mesela. Dolayısıyla Müslümanlar Mesih İsa haça asılmadı gibi şeylerden vazgeçsinler artık. Ayıp da oluyor. Bu Kur'an'a da uygun bir şey değil. Evet yani Kur'an'ın orada işte çelişki yok aslında. Yani o ölmedi dediği, haça asılmadı, ölmedi dediği ölümsüz Ruhul Kudüs bedenidir. O açıdan ölmemiştir. Yani Ruhul Kudüs ama başka ayetler yani ölümsüz Ruhul Kudüs bedeni bakımında haça asılmadı, ölmedi. Yahudiler de diyor bunu bilemediler, anlayamadılar. Çünkü onların o konuda bir bilgisi yok. İlmi yoktu diyor. Yahudiler de kendileri gibi bir insan sandılar onu. İşte her insan gibi öldü gitti sandılar. Ama havarilere göründü. Ama herkese görünmedi. O zamanlarda havari sayınız çok azdı. 12 havari. Evet. Yani oraya dokunmayalım. Daha başkaları da var. Kadın havariler de var aslında. Onlar sayılmıyor ama. Şu anda hem Hristiyanlık hem de İslam inancına göre söylüyorum. Ya erkek egemen dinler. Ondan dolayı yoksa. Meryem Ana peygamber değilse kim peygamber? Allah Meryem Ana'ya vahyetmiş. Bunu söyleyen Kur'an. Yani Meryem havari değil. Kim havari? Aslında. Allah'ın övdüğü bir kadın biliyor musun? Bu konuda da şu anda size bir soru gelmiş. Tam da bu konuyla ilgili. Şu anda diyorlar İsa'nın, Ruhul Kudüs'ün ya da Hasan Mezarcı'nın havarisi olmak mümkün mü? Şimdi dolayısıyla demek ki havariler de sahabe gibi düşünmesin Müslümanlar. Ya Müslümanlar bu şeyi bilmiyor. Yani Mesih'i tanımıyor. Mesih'i diğer peygamberler gibi bir peygamber sanıyor. Ben Mesih'i diğer peygamberlerden yüce göstermek için bunu anlatmıyor. Kur'an söylüyor. Yani Müslümanlar Kur'an'a baksınlar. İnnemel Mesihü İsa ibn Meryem. Şüphesiz Meryem oğlu Mesih İsa Resulullah. Allah'ın elçisidir. Ve kelimetuhu elkaha Meryem. Meryem'e. Meryem'in rahmine koyduğu kelimesidir diyor ya. Allah'ın kelimesi diyor. Meryem'in rahmine ilka ettiği koyduğu kelimesidir. Allah'ın kelimesidir. Ve ruhum minhu. Minallah. Allah'ın ruhudur diyor. Bunu hangi peygamber hakkında söylüyor? Öyle mi? Öyle. Mesela Kur'an'da İsa ne diyor? Ben diyor balçıktan enni ahluku leküm diyor. Müslümanlar bu ayetleri bulsunlar. Kur'an'da var bunlar. Ben Arapçasını söylüyorum. Enni ahluku leküm. Sizin için yaratırım diyor. Ahluku halk ederim, yaratırım diyor. Balçıktan kuş yaratırım diyor. Sonra ona ruh diyor, üflerim diyor. Ve biiznillah kuş olur, uçar diyor. Şimdi yaratmak Allah'a mahsus ya. İsa nasıl balçıktan kuş yapıp da uçurur? Yani bildiğin diğer insanlar gibi ise, diğer peygamberler gibi ise. Bakın bunu Kur'an söylüyor. Bu kadar büyük bir övgü İncil'de bile yok bu Kur'an'daki. Ve uhil mevta biiznillah diyor. Allah'ın izniyle ölüye hayat veririm diyor ya. Ölüye hayat veririm. Can vermek, hayat vermek, yaratmak Allah'a mahsus şeyler. Ölüyü diriltmek. Kur'an'da söylüyor. Mucizelerinden birisi olarak geçiyor. Evet yani Kur'an'da geçiyor. Peki diğer peygamberler hakkında böyle bir şey var mı? Böyle bir şey söylüyor mu onlar? Yok. Bu Mesih'i diğerlerini küçümsemek haşa. Hepsi Allah'ın Resulü'dür. Yani Mesih'i Müslümanlar anlamıyor. Mesih'i Hazreti Muhammed gibi, Hazreti Musa gibi, Hazreti Eyüp gibi, Hazreti Yunus gibi bir
peygambersin, onun Allah'ın kelimesi ve ruhu olduğunu anlamak istemiyor. Kabul etmek istemiyor. Bunu anlamadıkları için de işte onu öldüremediler ayetini anlayamıyor. Yani ölen ne, ölmeyen ne, onu anlayamıyor. Kur'an'da çelişki varsa sanıyor. 1400 yıldan beri de tartışıyor Müslüman. Evet. Kur'an'da çelişki falan yok. Öldüğünü söyleyen ayetler Emre, insan bedeni bakımından öldüğünü söylüyor. Açığa asılmadığını, ölmediğini, Allah'a gittiğini söyleyen de Ruhul Kudüs bedeni bakımından ölmediğini söylüyor. Dolayısıyla gökten gelme de doğru ama gökten gelen insan bedeni değil. Meryem'in rahmine gelen Ruhul Kudüs. Anlıyor musunuz? Ruhul Kudüs gökten gelen. Gökten gelen de minareye gelmiyor, çama gelmiyor, sama gelmiyor. Yani bunu beklemeyin Yahudiler, siz şu anda Müslümanlar. Yani bunu beklemeyin yani. Tabii yani. Ne, çama gelmiyor. Yani 20 asır önce de İsa nereden geldi? Meryem'e geldi yakışıklı bir delikanlı suretinde. Ve onu mucize olarak hamile bırakıp Ruhul Kudüs, Meryem'e gelen Ruhul Kudüs'tür. Ruhullah'tır. Hem Meryem'den doğan da Ruhul Kudüs. Demek ki Meryem'e geliyor mucize olarak. Değil mi? Kendi bedenini, o can veren, hayat veren, yaratan o ölümsüz beden, Ruhul Kudüs bedeni. Ölümlü insan bedeniyle yapmıyor İsa burada. Ölümsüz Ruhul Kudüs bedeniyle yapıyor. Can verme, ruh verme işi. E haçı kırmak da işte bu. Hani haça asılmış ya 20 asır önce. Öldürülmüş ya. Ya bak buradayım işte, haçımı kırmadan, kırmasam gelebilir miydim? Böyle bir mecaz. İşte o ölümden dinilmektir yani. Ölümü yenmek. Onun için Müjde kitabında ben bunu böyle ifade ederim. Haçımı kırdım da geldim. Yani aslında ölümü yendim. Sizi tanımak için kitabınızı da okumak gerekli diyorsunuz. Yani onu okumak gerekiyor. Ve Mesih'i anlamak gerekiyor. Maalesef Müslümanların bu konuda ciddi bilgi eksikliği var. Dolayısıyla gökten gelen Ruhul Kudüs'tür. Ama 20 asır önce nasıl gökten gelip Meryem'den doğmuşsa Ruhul Kudüs, değil mi Mesih? Gökten geldi, Meryem'den doğdu Ruhul Kudüs, değil mi Mesih? Meryem'den doğan Ruhul Kudüs, Ruhullah, Kelimetullah. Şimdi 20 asır sonra da tekrar yine 20 asır önce nasıl bir kadından doğdum, bir anneden. Şimdi yine aynen bir anneden doğarak dünyaya geldim. 20 asır önceki ismim İsa'ydı, şimdiki ismim Hasan. Ya şimdiki ismim İsa olsa Mesih oldum ama inanacak bu insanlar. Dünya İsa dolu. Yani İsa Hasan anadan doğma ismidir. Yahudiler de onun İsa olduğuna itiraz etmiyorlardı ki. Onun Mesih olduğuna itiraz etmiyorlardı. Anadan doğma isme kimse itiraz etmez. Evet, bu konuda hatta çok fazla da ismi var. İyesus, Jesus, Nasıralı Yeşua, İsa. Tabii yani. Bunlar isimdir. Dolayısıyla ben etimle, kemiğimle, kanımla 20 asır önce haça asılarak öldürülmüş olan Meryem oğlu Mesih İsa'yım. Yani İsa'nın ruhu bana girmiş değil. Reenkarnasyon değil. Tekrar bir anneden doğarak dünyaya geldim. Kur'an'da söylediği gibi. Doğduğum gün, öleceğim gün, tekrar hayat sahibi olarak dirileceğim gün. Kur'an'da başka ayetler de var bu konuda. Dolayısıyla İsa'nın geleceğine dair ayet yok filan deyip de milleti kandırmasınlar. Milleti Mesih müjdesinden mahrum etmesinler. Mesih'e inanan kurtulacak çünkü ahir zaman dünyasında, bu dünyada. Yazık etmesinler kendilerine de, bu insanlara da. Bu konuda size farklı bir şey daha soracağım ben. Havarilerden bahsettik. Biliyorsunuz ki şöyle bir inanış da vardır İslam'da ve Hristiyanlık'ta. Size ihanet eden, hani İsa'ya ihanet eden bir havarimiz var. Yehuda ya da Judas. Artık hangi ismiyle anılırsa. Şu anda eğer siz geri döndüyseniz, havarileriniz geri dönüyorsa, Judas da aramızda mı? Yani şu an yeryüzünde yaşıyor mu? Hayır. Yuda benim havarilerimdendi. İşte yani hani derler ya, işte şeytan girdiği zaman peygamberi de kandırır. İşte Adem'i de kandırmış. Yani öyle değil mi? Koskoca Adem peygamberi kandırmış. Allah'ın yapma dediği bir şeyi yapmış Adem peygamber. Öyle değil mi? Öyle. Yani ayvayı yemiş yani Adem babamız. Dolayısıyla işte olmuş yani. Jurnalde bulundu. Ama o jurnalde bulunmasa da dahi yani yine de o tutuklanacaktı, açığa asılacaktı. Onlar olacaktı yani. Yuda'yı kandırdılar. Bir şey yapmayacağız dediler. Bir azarlayacağız filan işte. Biraz sıkıştıracağız, korkutacağız. Mesih olduğunu söylemesin diye. Sonra bırakacağız filan diyerek Yuda'yı kandırdılar efendim. Yuda da söylemiş işte yerimizi. Ondan sonra tabii bana işkence yapıp aça asıldığımı Yuda görünce efendim çok büyük bir pişmanlık duydu. Ve kendini asarak hayatına son verdi. Hani Yuda kendini asmıştır ya. Peki. İncil'de anlatılan doğrudur yani. İslam'da söylemek istiyorum. Peki intihar çok büyük günah olarak geçiyor ama kendini astı diyorsunuz. Yani bunlar ayrı konular. Yuda yani pişmanlık ve artık yaşamına son verdi Yuda. Büyük bir pişmanlık duydu. Müjde kitabında onunla ilgili de bir ayet vardır bir yerde. Şimdi aklımda olan kısmı söyleyeyim. Şimdi gelse Yuda bile affederdim bu ruh ile. Affediyorsunuz yani Yuda'yı. Tabii affediyorum. Niye affetmeyeceğim? Ben Mesih'im. Ben düşmanlarınızı bile sevin diyen Mesih'im. Bakınız 30 yıldan beri bu ülkede hemen her kesimden bana her türlü küfürler, hakaretler yapıldı. Linç kampanyaları yapıldı.
yaptı. Hala bugün bile Twitter hesabımda bir sürü sosyal medyada küfürler, hakaretler, alay ediyorlar, deli diyorlar, kafayı yemiş diyorlar. Yani ben bunları içime atsam sağlığımı koruyamaz. Bende kin yok, garaz yok, nefret yok, düşmanlık yok. Yani Mesih kendisine en ağır işkenceleri yapıp haça asanlar için, haçta ne dedi Yahudiler için? İncil'i okursanız bunu görürsünüz. Allah'ım onları affet. Onlar ne yaptıklarını bilmiyorlar. Onlara acıdı. Niye? Çünkü o yaptıkları şeyin bedelini çok fena ödeyecekler yargı günü. Acıyor, merhamet ediyor. Yani yargı günü Allah'ın nasıl yargılayacağını orada görürüz. Burada belli olmaz o. Allah'ın yargısı insan yargısına benzemez. Dolayısıyla Allah şeytanı bile affetse vallahi benim hoşuma gider. Yani kimseye düşmanlığım yok, garazım yok. Affederse de şaşırmam ha. O zaman yani şeytan şeytan. Amacımız? Neyse, şeytan şeytanlığını yapıyor yani. Allah onu ona göre yaratmış. Onun da bir işi var, işlevi var. Onu yapıyor. Yani haşa sümme haşa bir tesbih gibi. Ama Allah'ın pis işlerini yapıyor. Yani Allah hidayet etmedikçe kimse hidayet edemez. Şeytana hidayet etseydi şeytan olmazdı zaten. Kafire hidayet etseydi kafir olmazdı. Müşrike hidayet etseydi. Yani Kur'an noktayı nazarından bakınca. Yani buralara girdiğimiz zaman çıkamayız. Çok uzun diyorsun. Onun için benim Allah'ım nedir? Benim Allah'ım. Hani Yahudilerin Allah'ı, Hristiyanların Allah'ı, Budistlerin, Hinduların Allah'ı. Neyse her birinin kendine göre Allah tasviri var, tasavvuru var değil mi? Benim Allah'ım güneşi herkesin üzerine doğuruyor. Müslüman, Hristiyan, Yahudi, ateist ayırmıyor benim Allah'ım. Güneşini herkesin üzerine doğuruyor. Değil mi? İyi kötü ayırmıyor. Değil mi? İnanan inanmayan ayırmıyor. Rahmetini herkesin üzerine yağdırıyor. Onun için Allah'ın yargısı. Hani burada biraz abartılı bir dille şöyle yapmayın yakar. İşte böyle yaparsanız cehenneme atar filan. Eğitimde bunlar vardır yani. Korkutma da vardır değil mi? Yani kötülükten uzak tutmak için. Cennet, cehennem tasvirleri de işte biraz şeydir yani. Korkutucudur, ürkütücüdür. Niye? Sonra ben bunu söyleyeyim diye ama cezalandırmaz, istediğimizi yapalım demesin ha kimse. Kötülükten uzak dursun tabii. İyilik yapsın. Ama Allah'ı sevsin, Allah'a güvensin. Onu demek istiyorum. Allah zalim değil. Yani bunlar metafor diyorsunuz aslında bir yani. Yani orada yani ben şunu söylerim. Allah'ı sevin. Benim öğretim budur. Bakın İncil'de şeriat yoktur böyle. Hayatın bütün alanlarıyla ilgili yasalar, şeriat, İsa onları öğretmiyor. Onları söylemiyor. Ne söylüyor? Bir olan Allah'ını herkesten ve her şeyden çok sevin. Bugün de onu söylüyor. Yalnız ona tapın. Ona dua yapın. Ondan başkasına tapmayın. Aynen İncil'de de böyledir. Ve ondan sonra kötülükten uzak durun, iyilik yapın. Dinin çerçevesi budur aslında. Yani Tevrat'ı, İncil'i, Kur'an'ı topla. Dinin özü, özeti, çerçevesi budur. Kötülükten uzak durun, iyilik yapın. Ben yani Cenab-ı Allah iyilik yapan bir ateiste bile, bir kafire bile kötülükten uzak durmuşsa, iyilik yapmışsa ceza vermeyebilir biliyor musunuz? Hidayet etmemiş, adam da hidayete erememiş. Ya Rabbi bana hidayet etseydin ben de hidayete ererdim demez mi? Yani insan aklıyla düşünüyoruz. Onun için düşmanlarınızı bile sevin. Kötülükten uzak durun. İyilik yapın. İşte sağ yanağınıza vurana sol yanağınızı uzatın. Yani bu aslında sol yanağınızı uzatın demek değil. Abartılı bir dille kavgadan, dövüşten, değil mi? İnsanları üzmekten, üzülmekten uzak durun. Çerçeve bu. Ve dinin işlevi bu olmalı. Eğer inananlar ahlak bakımından, değil mi? İnsani erdemler, faziletler bakımından, ahlak bakımından, değil mi? Yani işinde, aşında, evinde, ailesinde, arkadaşlığında, komşuluğunda, annesinde, babasında inananlar inanmayanlardan daha iyi değilse boşuna konuşmasınlar. O inanç bir işe yaramıyor demektir. Değil mi? İyi bir insan üretmiyor, iyi bir toplum üretmiyor demektir. Bunu sadece Müslümanlara söylemiyorum, Hristiyan'a da söylüyor. Yani düşmanlarınızı bile sevin. Düşmanlarınızı sevmezseniz, değil mi? O zaman sizin o putperestlerden ne farkınız kalır diyor İsa. Onlar da kendi arkadaşlarını seviyorlar, kendi kardeşlerini seviyorlar. Onun için ben hem Müslümanlar kardeştir, birbirinizi sevin demiyorum. Bütün insan. Hristiyanları da sevin, Yahudileri de sevin. Bütün insanları sevin. Ya zaten dünyayı yaşanabilir hale getirecekse sevgi getirecek, merhamet getirecek, değil mi? Şefkat getirecek, adalet getirecek. Yani bu erdemler önemlidir. Zaten kutsal kitaplardan da alınması gereken bu erdemlerdir. Onun dışındaki peygamberlerin dönemindeki yaşamdır, yasalardır, örf adet onlar o döneme ait. Bugünün dünyasında onları zaten yaşamak mümkün değildir. Yani fiilen kadük hale gelmiştir onlarsa. Havari konu. Şimdi havariler iki türlü. Şimdi Kur'an'da Ashab-ı Kehf diye bir şey var. Biliyorsunuz değil mi? Kehf suresi. 7 uyurlar. 9 uyurlar. 7 diyorlar da yani 7 uyurlar. Ashab-ı Tarsus'ta mesela bizde bir olarak makam var. Yani Ashab-ı Kehf. Tarsus'ta. Müslümanlar Ashab-ı Kehf diyor. Hristiyanlar 7 uyurlar diyor. İzmir'de hemen Efes'te Meryem Ana Kilisesi'ne giderken orada var. Görmüştüm ben de eski yıllarda. Hristiyanlıkta da var bu. Şimdi bu Ashab-ı Kehf mağara ashabı. Şimdi bunlar uyumuş da 300 sene sonra dirilmiş şeklinde anlatılıyor. Halbuki
Mesela Kehf suresinde Estaizbillah tümme ba'atnahum diyor. Sonra onları dirilttik diyor. Yine ölüm durumu. Yani bunlar uyumuş filan değil. Yani ölüm uyku gibidir yani. Yani ölmüş insana uyudu filan, rahat uyusun filan denmez mi? İşte kabrinde filan değil mi? Şey Allah'ıma yani, bismillah emir rahya. Yani Hristiyanların literatüründe özellikle onlarda daha çok böyle ölene uyudu filan değildir. Hı. Bu bizde de kullanılır. Uyudu. Evet. Rahat uyusun filan. İşte ışıklar içinde uyusun vesaire. Dolayısıyla bunlar aslında ölmüşler. Aradan 300 yıl geçmiş. Yani bir kesitini anlatıyor Kur'an. 300 yıl sonra tekrar annelerden doğarak dünyaya gelmişler. Büyümüşler herkes gibi. Ama öldükten 300 yıl sonra tekrar dünyaya geldiklerini bilmiyor bunlar. Nasıl peygamber mesela Hazreti Muhammed peygamber olduğunu bilmiyordu 40 yaşına kadar. Hı hı. Nasıl ben bilmiyordum Mesih olduğumu zamanı gelinceye kadar. Zamanı gelince Allah bildirdi. Allah'ın bildirmesi uyandırmasıdır işte. Yani o uyandırma odur. Hani deriz ya Türkçe'de de vardır bu ya neler oluyormuş biz ayakta uyuyormuşuz filan. Yani bilmediği konularda biz uykuda gibiyiz. Evet. İşte bu zamanı gelince Allah bunlara bildirmeye başlıyor. E bunlar anlamaya başlıyorlar. Biz kimiz diyorlar. Bizim kim olduğumuzu Allah bildirmese biz bilemeyiz diyorlar. Ama sakın kimseye söylemeyelim. Bizi taşlarlar, öldürürler filan. Değil mi? İzleyelim bu sırrı filan. Dolayısıyla işte bu ashab-ı Kehf Mesih'in ashabıdır. Yani Kehf suresine baksınlar. Ashab-ı Kehf Mesih'in ashabıdır. Yani Mesih'e var. Çıktı. Yani bu konu müjde kitabında uzun uzun anlatılmıştır. Yani Mesih'in önceki dönemindeki havarileri de aslında ashab-ı Kehf'ti. Önceki dönemin peygamberleri. Şimdi onlar da tekrar Mesih'le birlikte ve Mesih'e şahit olmak üzere. Hı hı. Tekrar annelerinden doğarak dünyaya geldiler ve zamanı gelen Allah onu uyandırıyor. Biliyor ashab-ı Kehf'ten olduğunu, havari olduğunu, Mesih'in havari olduğunu ve onlar beni buluyor. Ben onları bulmuyorum. Ya şu anda mesela onlar sizi buluyor diyorsunuz. Onlar beni buluyor ama onların sayısı sınırlı. Onların sayısının ne kadar olacağını Allah'tan başkası bilmez. Fakat İncil'de 144 bin kişi diye geçer. O da çokluk ifade etmek içindir. Dolayısıyla yani ben kimseyi havari yapmıyorum. Anlatabiliyor muyum? İkincisi hem İncil'de hem Kur'an'da havarilere rasul deniliyor. Rasul biliyorsunuz Hazreti Muhammed'e rasul denilir evet. Değil mi? Hazreti peygamberlere rasul denilir. Peygamber Farsça. Arapçası rasul, nebi. Dolayısıyla Kur'an havarilere ne diyor? Eyz evhaytu ilel havariyin. Havarilere vahyettiğimiz vakit diyor Allah. Demek ki Allah havarilere ne yapıyormuş? Vahyediyormuş. Bu vahyettiğimizi meallerde ilham ettiğimiz diye tercüme ediyorlar. Ya vahiy diyor Allah. Vahiy başka, ilham başka. Mesela Yasin suresinin ikinci sayfasını açsın baksınlar. Kadri bile meselen ashabı kare ilca'il murselun. Dokariye hesabının meselini anlat, darbi meselini. Biz oraya rasuller gönderdik. Yasin suresinde anlatılan rasullerin Mesih'in rasulleri olduğu havarilere rasul denir. Niye? Allah kendilerine vahyediyor çünkü. Dolayısıyla onlara rasul denir. İncil'de de rasullerin işleri der mesela 4 İncil'den sonra. Yani Mesih'in havarilerini diğer peygamberlerin ashabıyla karıştırmamak lazım. Yani Mesih'i havarilere bildiren, benim Mesih olduğumu havarilerime bildiren Allah. Allah. Yani ben onları ikna etmiyorum. Bana inananlar ayrı bir konudur. Şahitlerim ayrı bir konudur. Ama havari ayrı bir konudur. Havari Allah'ın bildirmesiyle beni. Mesela Hazreti Muhammed'in peygamber olduğunu Ebu Bekir biliyor muydu? Ömer biliyor muydu? Osman biliyor muydu? Ali biliyor muydu? Ayşe Fatma biliyor muydu? Yani Allah bunlara bildirmiş miydi? Yok, sonra. Radıyallahu aleyhi ve sellem. Yok, yani değil mi? Onlara vahiy gelmiyor. Evet. Hazreti Muhammed söylüyor, onlar inanıyor veya inanmıyor. Ama Mesih öyle değil. Bir kişi çıkıp da ben Mesih'im derse ona inanılmaz. Tek başına bunu söylerse. Niye? Şayet o kişi Mesih ise hem İncil'e göre hem Kur'an'a göre onun havarilerinin olması lazım. Havarilerin de onun Mesih olduğunu Allah'ın bildirmesiyle bilmesi ve ona şahitlik etmesi lazım. Onun için havariler aslında Mesih'in şahidi değil, Allah'ın şahididir. Yani onları şahit kılan, şahit yapan Allah'tır. Yani. Bunlar da var. Çıkacak. Çin'de de çıkacak. Hindistan'da da çıkacak. Amerika'da da çıkacak. Hala çıkanlar var çeşitli dünya ülkelerinde. Efendim. Ve bunlar ben hiçbir şey söylemesem bile, ben Mesih olduğumu açıklamamış olsaydım bile onlar çıkacak, o Mesih'tir diyeceklerdi zaten. Çünkü onlar Allah'ın bildirmesiyle buna tanıklık olmuş, buna şahitlik yapıyorlar. Şimdi bu Ashab-ı Kehf'ten olan havariler ayrı bir konu. Tekrar dirilip gelmiş olanlar. Bir de benim Ashab-ı Kehf'ten olmadığı halde bu dönemimden havarilerim var. Yani, Ashab-ı Kehf'ten değil ama, önceki dönemimden değil ama yine Allah'ın vahyetmesiyle, bildirmesiyle benim Mesih olduğumu biliyor. Böyle bilen, gören, bana ulaşan bir sürü insan var. Bu iş yürüyecek.